Merhaba arkadaşlar, çöz kazan yayınlarını hazırlamış oldu. TYT Fizik Soru Bankası testteki soruların çözümleri devam ediyor. Elektrik ünitesindeydik, test 3'te kalmıştık. Şimdi buradaki soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci soruyla başladık. Birinci soruda dirençler var. Bunların eş değer direnci soruluyor, çok klasik bir soru. Burada tabii harflendirme yapıp burada eş değer direnci çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Şimdi harflendirmenin yöntemi şöyle de hatırlarsınız. Sadece eklem noktalarına harf veriyorduk. Mesela burası K ise burası da K idi. Burası direnç olduğu için ilerleyemiyorduk. Fakat boşlarda ilerleyip gene buraya K diyebiliyorduk. Burası direnç olduğu için buraya ilerleyemiyorduk. Fakat burası boşlar olduğu için buraya kadar gidip buraya K diyebiliyorduk. Sonrasında gene ilerleyemiyorduk ama bakın boşları takip ettiğiniz zaman buraya kadar geldiğinizde çıkışa kadar ulaşmış olduk. Çıkışta da L olduğuna göre devre akımı K'yı takip edip L'ye doğru gideceğine göre, dirençli yolu tercih etmeyip boş T'ye tercih edeceğine göre biz bunları kısa devre diyoruz. Bu devrenin eşdeğer direnci sadece 1R'ye kadardır. Evet, ikinci soruya geçelim arkadaşlar. İkinci soruda yine eşdeğer direnç sorusu sorulmuş. Burada yine harflendirme yapmamız yeterli olacaktır. Soru şöyle soruluyor yalnız. Şeklin eşdeğer direncini bulacağız. Bununla aynı dirence sahip direnç hangi şıkta vardır deyip soruyu ona göre çözmemiz isteniyor. Önce tabi harflendirme yapıp eşdeğer direnci bulmaya çalışalım. Burası K ise burası da K idi. İlerleyemiyorum. Boş telde ilerledim. Burası da K. İlerleyemiyorum. Boş tel olduğu için buraya kadar geliyorum ve buraya da K diyorum. İlerleyemiyorum. Aynı şey bu sefer L için diyorum. L için ilerledim, buraya kadar geldim. İlerleyemiyorum. Sadece bir noktaya harf vermem gerekiyor. O da şurası arkadaşlar. Harf vermesi gereken tek bir nokta. Bu da M noktası. Şimdi devre akımı K'da başlayıp L'de bittiğine göre buradaki harflendirme kamil sırasıyla olmalı. Şimdi K'dan M'ye R. Bakın. K'dan M'ye R. M'den N'ye R, K'dan N'ye R ve K'dan N'ye R'yi görüyorsunuz. Peki burası ne oldu arkadaşlar? Burası K'dan K'ya olduğu için, yani bir direncin iki ucu aynı harf aldığı için biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Kısa devre diyeceğiz. Bunu kullanmayacağız yani. Dolayısıyla kısa devre olan devrelerin dirençlerin daha doğrusu iki ucu arasındaki harfin aynı harf olduğunu görmüş oldunuz. Peki. Şimdi bu devrenin eş değerini bulup aşağıdakilerden hangisi bununla aynıdır diye arıyorken bir anda gözüme C şıkkı gözüktü. Aslında bunun devrenize hangisidir demeyle aynı şey olmuş farkındaysanız. Farkındaysanız buraya M noktası koyarsak K'dan M'ye M'den N'ye, K'dan N'ye, bakın K'dan N'ye ve K'dan N'ye. Burası biraz daha karesel bir şekilde gösterilmiş. Birebir aynısı olan şekil C seçeneğini göstermiş arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzun cevabı direkt Ceyhan'dır diyebiliriz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Elimizde yine bir devre var. Bu devredeki eşdeğer direnç kaç R'dir diye soruluyor. Hemen şunu yapalım. Harflendirme tabii ki de. Burası L ise burası da L'dir. Girişte K var. Harf vermesi gereken sadece tek bir yer var. Orası buradaki nokta. Eklem noktalarını harf veriyoruz arkadaşlar. Bu noktaya eğer M noktası verirsek devre K'da başlayıp L'de bitmesi gerekiyor. Araya da M harfi gelmesi lazım. K'dan M'ye 5. M'deyim şu anda. M'den L'ye ikisi birbirine seri olduğu için 20. M'den L'ye bu kolu paralel olduğu için arkadaşlar 5'i gösterdim. Demek ki devrin eşdeğer direnci böyle bir görünümde olması gerekiyor. Peki bu durumda 20 ile 5'in eşdeğeri nedir arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Önce çarpıyorduk bunları. Yani 20 çarpı 5 bölü 20 artı 5. Burası 100 bölü 25'ten bu bölgenin eşdeğer direnci 4 çıkıyor. 5 ve 4 birbirine seri bağlı olduğu için arkadaşlar devrimizin eşdeğer direnci 9 olarak buluruz arkadaşlar. Peki sıradaki soruyla devam edelim. Bir grafiğimiz var bu sefer. Ve grafiğimizde
gerilim ve akım arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Peki gerilim ve akım grafiği bize nasıl bir bilgi vermeli? Önce oradan başlayalım. Eğer bizim gerilim akım grafiğimiz varsa bu grafikte elde ettiğimiz eğimler bize tanjant alfa bize neyi verdi arkadaşlar hatırlayalım. Karşı bölü komşu dersiniz. Karşı burada potansiyel. Komşuda da akım var. Tabii ki de sabit olan değeri yani direnci verecektir. Eğer devredeki gerilimimiz artarken akımımız da artıyorsa direnç değişmiyor demektir. Çünkü x aynı oranda artıyorsa dirençte bir değişiklik olmayacaktır. Fakat sorumuza şöyle bir şey soruluyor. Bu grafikte hangi bölgelerde direnç sabit değildir, değişken direnç arıyoruz? Mesela Reos'ta gibi. Yani oradaki değişimin sebebi direncin değişmesinden kaynaklı bir değişim olacak. Direncin sabit olmadığı bir aralık arıyoruz. Peki. Şimdi birinci bölgeye bakalım. Birinci bölgede gerilim değişmiyorken, bakın gerilim değişmiyorken, hep sabitken akım ne yapmış arkadaşlar? Artmış. Gerilim değişmiyorken akım artıyorsa arkadaşlar o zaman bu durumda devredeki direncimizin ne olduğunu düşünürüz? Azaldığını düşünürüz. Burada direnç ne yapıyor? Azalıyor. Gerilim aynı, akım artıyor. Demek ki burada direnç sabit değil. Birinci bölgeyi aldım benim. İkinci bölgede ise gerilim artarken direnç de arttığı için bu durumda bu bölgedeki direncin sabit olduğunu düşünebiliriz. Aynı burada olduğu gibi. Yani bu bölgede direnç sabittir. Aynı mantıkla 1'e ve 3'e aynı şeyi söyleyebiliriz. Aynı şekilde 2 ve 4'e direncin sabit olduğunu söylersek arkadaşlar hangi bölgelerde direnç sabit değildir? 1 ve 3. bölgelerde. Sorumuzun cevabı Ceyhan oluyor. Sıradaki soru şu arkadaşlar. Şekildeki devre parçasındaki kare arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diyor. Gene harflendirme mantığıyla soracak sorulardan bir tanesi. Eğer buraya K dersek buraya da K deriz ilerleyemeyiz. Buraya L dersek buraya L deriz ve buraya da L diyebiliriz. Şu aradaki bölgeye harf verirsek M dersek arkadaşlar aslında devre çok bariz bir şekilde belli ama 6 ile 3 mesela burada birbirine paralel bağlı. 6 kere 3 18 6 artı 3 9 bu bölgenin eşdeğer direnci 2'dir arkadaşlar. Bu durumda 4 ve 2 birbirlerine seri bağlı olduğu için arkadaşlar bu bölgenin direncini 6. Başka bir koldan bu direncin değerini 6 gördüğümüz için yani paralel bağlı olduğunu gördüğümüz için 6 ile 6'nın eşdeğer direnci 2'den 6 olduğu için arkadaşlar devrenin eşdeğer direnci 3 çıkıyor. Hiç devrenizi yapmadan çok basit bir görselle biz bu soruyu çözebilmiş olduk arkadaşlar. Sıradaki soru 6 nol soru. Dörtlük ve sekizlik dirençlerle arkadaşlar bir devre parçası oluşturuluyor. Bu devre parçasında eşdeğer direnç nedir diye soruyor. Biliyorsunuz eşdeğer direnç hani hepsini çöpe atıp yerine tek bir direnç kullanacağız. Aynı işi görecek. Acaba hangisi buna eşdeğerdir diye arıyoruz. Yine harflendirme mantığını kullanmak istiyorum. Burası K ise burası K idi. Bir daha K'yı kullanmayacağız. Burası L ise burası L'dir. Burası L'dir. Hiçbiri daha L'ye gidemem. Bir daha L'yi kullanmayacağız. Buraya harf vermem lazım. Buraya harf vermem lazım. Mesela buraya M diyelim. Buradan N diyelim. Yani devre K'da başlamalı. L'de bitmeli. Araya M ve N harfleri almalı. Bakalım. Devre K'da başlamalı. L'de bitmeli. Araya M ve N harflerini almalı. K'dan M'ye 4. M diyeyim. M'den N'ye 8. M'den N'ye 4 ve 4 birbirine seri olduğu için 8. K'dan N'ye 4. Bir an L'ye mi gidiyorum diye baktım. O yüzden durdum. N'den N'ye 8. Ve aynı şekilde N'den N'ye 4 ve 4 yani 8'dir arkadaşlar. Peki bunların eşdeğeri nasıl bulunacak? 8'ler birbirine paralel olduğu için bu ikisinin eşdeğeri zaten 4'tür. 8 ile 8 birbirine paralel olduğu için bu ikisinin eşdeğeri 4'tür. 4 ve 4 birbirine seri bağlıdır. 4 ve 4 birbirine seri bağlıdır. Yani üst kolun eşdeğer direnci 8 çıkar. Alt kolun eşdeğer direnci 8 çıkar. 8 ile 8'in eşdeğeri 2 tane olduğu için 8 bölü 2'den bu devrenin eşdeğer direnci kaçtır arkadaşlar? 4 olmalıdır. Sıradaki sorumuz gene direnç sorusu eşdeğerini bulacağız. Harflendirme güzel bir harflendirmeyle sorunu çok kolay bir şekilde çözdüğünü gördük arkadaşlar. O zaman prensiplerimizi yine kullanalım. Eklem noktalarına harf veriyoruz. İlerleyebildiğimiz kadar o harfi götürüyoruz.
Sonra hemen yeni harf vermiyoruz. Diğer harfi kullanıyoruz. Bakın L'yi getirdim buraya. L dedim. İlerleyebiliyorsam ilerlettim. İlerleyemiyorsam şimdi yeni harf vermeye deneyeceğim. Burası M harfi olsun. Burası N harfi olsun. Harf verecek başka bir nokta kalmadı. Devreyi K'da başlattım. L'de bitirdim. Araya M ve N harfleri gelecek. Yani demek ki devrenin görseline çok çok benziyor. K'da başlayacak. L'de bitecek. Araya M ve N harfleri koyacağız. Bakalım şimdi. K'dan M'ye 2. K'dan M'ye 3. Ve K'dan M'ye 6. M'den L'ye 3. Tamam. K'dan N'ye 2. N'den N'ye 6. N'den N'ye 6. N'den L'ye 6. Şimdi bunların eşlerini bulmaya çalışalım. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 6. Belki çok soru çözerek bunun 1 olduğunu belki sorularda görmüşsünüzdür ama bilmeyen arkadaşlar için burada tekrardan anlatabiliriz. Kısa yöntemden gidebiliriz. Parmağımı bastırıyorum. 6 ile 3 birbirine paralel olduğuna göre 6 kere 3 18. 6 artı 3 9. 18 bölü 9'dan bu ikisinin eş değer derince zaten 2 çıktı bile. Peki 2 ile 2 birbirine şimdi paralel bağlı. Burada bir 2'lik direnç var. Burada bir 2'lik direnç var. İkilikten 2 tane olduğu için 2'yi 2'ye böldük. Bu bölgenin eş değer derince kaç çıktı arkadaşlar? Komple 1 çıktı. Öyle renklendirelim. Burasının eş değer direnci 1. Tamam. Şimdi hemen ikinci bölgeye girelim. Şimdi 1'den sonra 3 geliyor. Yani bu devreyi tamamladığınız zaman 1 ile 3 yan yana geldiği için bu bölgenin eşdeğer direncinden 4 diyebiliriz. Şimdi 6, 6, 6. Bundan 3 tane var. 6'ı 3'e böldüm. Bu bölgenin eşdeğer direnci 2. 2 ile 2 birbirine seri bağlı olduğu için 4. 4, 4'e paralel. Ve ikisi 2 tane olduğu için 4'ten. 4 bölü 2'den bu devrenin eşdeğer direnci 2'dir arkadaşlar. Sırada direncin özelliği ile ilgili bir soru gelmiş. Direnç formülünü hatırlarsak bir direncin nasıl oluştuğu ile ilgili bir bilgimiz varsa şunu hatırlayacaksınız. Direnç terin cinsiyle ilişkilidir. Yani bakırın ve demirin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç aynı değil. Telin boyu ve kalınlığı da buna etkiliydi. Ve formülde şöyle bir şey hatırlarsınız. Telin direnci rho öz direnç çarpı telin boyu bölü kesit alanıydı. Şimdi bizden istediği şey kullandığımız malzemenin cinsleri hakkında ne söyleyebiliriz diye sormuş. O zaman soruyu şöyle çözebiliriz. Bakın öz direnç dediğimiz şey sadece maddenin cinsine bağlıdır. Kullandığınız malzemenin cinsi neyse öz direnç de odur. Öz kütle gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz malzemenin cinslerini aynı bulursak, yani öz dirençlerini aynı bulursak, aynı maddeler olabildiğini fakat bu sayılar farklıysa kesinlikle farklı malzemeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani benim buradan rho'yu çekmem lazım. Bu rho'yu buradan nasıl çekebilirim arkadaşlar? Yani nasıl yalnız bırakabilirim? Eğer A'yı R'nin yanına atarsam, yani R çarpı A dersem ve L'yi de şöyle aşağısı gibi düşünün. A'yı yukarı doğru attım. L'yi aşağı doğru attım. Bu durumda ben öz direncimizi bulabilirim ben. Öz dirençleri aynı ise aynı. Farklıysa farklı olduğu hakkında bir bilgi verme şansım olur. Yani R ile A'yı çarpacağız. Bu da A, S olarak belirtilmiş. Kesit alanına S de diyebiliriz. Tamam, bir değiştirelim. R, S bölü L diyeceğiz arkadaşlar. R, S bölü L dediğimizde 2 çarpı 1 bölü 2'den burası bir tane R, S bölü L çıktı. Peki R, S bölü L dediğimizde, yani 4 çarpı 2 bölü 2 dediğimizde buranın öz direnci 4 çıktı. R, S bölü L dediğimizde buranın gene öz direnci kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Bu durumda X'in ve Z'nin aynı maddeler olabileceğini, Y'nin ise kesinlikle farklı bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Sorunun cevabı deniz şıkkında vardır arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. 9. soruda 3 tane direnç var. Tellerden geçen akımlar var. Akımlar için hangileri kesinlikle söylenebilir diye söylüyor arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz bu Kirchhoff yasası ve akımlar korunum yasası. Kollardaki akımların toplamı
Ana koldaki akım eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Yani buradan geçen yük miktarıyla buradan geçen yük miktarının toplamı ana koldan geçen yük miktarı kadar olmalı. Bu zaten yük korunum esası. O yüzden I1 artı I2'nin I3'e eşit olması zaten keşif esalarının geldiği için direkt kabul edebiliriz. Fakat hangi koldan daha çok akım geçtiğini söylemek istiyorsanız ya da eşitlik olup olmadığını söylemek istiyorsanız o koldaki direnci bilmeniz gerekiyor. Eğer direnci bilirseniz direncin çok olduğu koldan az, az olduğu koldan çok geçirirseniz böylece I1 ile I2'yi kıyaslayabilirsiniz. Dolayısıyla birinci ifadenin kesinliği yoktur. Yani bu olabilir ama kesin değildir. Fakat matematiksel olarak zaten sonuçta da gözüküyor. İki sayının toplamı eğer bunu veriyorsa kesinlikle I3 2'den de I3 I1'den ne olması lazım? Büyük olması lazım. Yani ana koldaki akım kollardaki akımlardan her zaman daha büyüktür. O zaman ikinci öncül de doğrudur. Sorumuzun cevabı da Denizli olmalıdır arkadaşlar. Evet, şimdi sırada voltmetre ve ampermetrelerde okunan değerlerle ilgili sorulmuş bir soru var. İç direnci önemsenmeyen bir üreteç, R dirençleri, ampermetreler ve voltmetre ile kurulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir diyor. Bu da göre C anahtarı kapatılırsa voltmetre, ampermetreler nasıl bir değer değişimi olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi farkındaysanız başlangıçta devre akım buradan çıkıyor. Sadece devre bu şekilde dolaşıyor. Yani aslında başlangıçta A1 ve A2 ampermetreleri aynı. Sadece V1'lere kadarlık bir akım ölçüyor. R dediğimiz direncin üzerinden geçen akım da üzerinde vır kadarlık bir potansiyel fark oluşturuyor. Olay bu. Ama sonraki adımda eğer biz buradaki anahtarı kapatırsak arkadaşlar bu durumda bu noktayla bu nokta arasında ikinci bir geçiş yolu oluşturmuş oluyor. Siz bir tane daha yol oluşturmuş oluyorsunuz. Buradan buraya varmak için. Yani K ve L noktaları arasına paralel bir direnç daha bağlamış oluyorsunuz. Şimdi biz elektrikte unutmamız gereken en önemli kural paralel kolların gerilim değişmez olduğudur. Yani ben buranın gerilimine V dersem ki pilin voltajı kadardır. Buranın gerilimi her zaman V olacaktır. Buraya ne kadar paralel bağlarsanız bağlayın burasının gerilimi V olması lazım. Yani bu dirençten de geçen akım bu direncin üzerinde V kadarlık bir voltaj oluşturmalıdır. Dolayısıyla bizim bu direncimizin üzerindeki voltajın değişmemesi lazım. Çünkü paralel kolunun gerilimi değişmeyecek. Aynı kalacak. Bu ne kadar bağlarsanız bağlayın. Yani şöyle düşünün. R, R, R. Bakın bağlıyorum artık. Daha fazla direnç bağladım hatta. Siz buraya kaç tane direnç bağlarsanız bağlayın. Burası kaç voltsa buraların bu dirençlerin üzerlerindeki voltajlar da aynı olacak. Fakat aradaki fark şu olacak arkadaşlar. Eskiden tek direnç varken yani sadece buradan iyi akım geçirirken üreticiden iyi kadar akım çıkarken bunu bağladığın zaman hem bu dirence hem bu dirence iyi akım verebilmek için üreticiden ikiyi çıkartmanız gerekecek. Bunu bağlarsanız hem bu dirence hem bu dirence hem bu dirence yani toplamda 3 iyi akım çıkartmanız lazım ki 3 direncin üzerindeki potansiyel fark aynı olsun. Burada da benzer bir şey olmuştur. Eğer siz buradan geçen akımın aynı olmasını istiyorsanız ki I çarpı R'dir buranın gerilimi. Buradan da I akım geçiyorsa çünkü paralel kollarda dirençler aynısı akımlar aynıdır. O zaman IR kadar voltaj olması gerekiyorsa burada da o zaman üreteçten çıkan akım ne kadar olması gerekiyor arkadaşlar? Yeni durumda 2 olması lazım. Demin A2'den geçen akım gene iyiken gene iyi akım olduğu için A2'nin değişmemesi lazım. Aslında cevap direkt Denizli'ye gitti ama voltmetrede okulan değerse gene IR ile potansiyel fark paralel kollarda değişmediği için gene değişmedi. Fakat üreteçten çıkan akım demin iyiyken şimdi hem bu dirence hem bu dirence gönderdiği için cevap 2 oldu ve artar olarak değiştirdik arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı Denizli oldu. Sırada 11 nolu sorumuz var arkadaşlar. Yukarıda verilen devre parçası üzerinde bazı değerler verilmiştir diyor. Buna göre niceliklerinden hangisine kesinlikle ulaşılır diyor. Şimdi karlı arasındaki eş değer direnci bulabilmek için arkadaşlar önce harflendirme mantığına girmemiz lazım. Şimdi burası K. Burası L. Zaten buraya da M harfi vermiş. O zaman bu noktaya da K harfi verebiliriz. Buraya vermiyoruz arkadaşlar. Burası köşe noktası. Biz eklem noktalarını harf veriyoruz. Devre K'da başlayıp araya M harfi gelecek ve L'de devre tamamlanacak.
O zaman K'dan N'ye 8'lik bir direncim var. K'dan N'ye 8'lik bir direncim var. Ve bu dirençten geçen akım da 4 amper. Peki K'dan M'ye X, K'dan M'ye 6'lık bir direncim var. Ve M'den N'ye de 2'lik bir direncim var. Şimdi arkadaşlar bir kere buradan geçen akım 4 amper ise 8 kere 4. K ile L arasındaki potansiyel fark arkadaşlar 32 volttur. Bunu söyleyebiliriz. Yani bunu bulabiliriz. K ile birinci öncülüğümüzü rahatlıkla bulabildik. Ama hocam buradaki potansiyel farkı bulduk. Burayı bilmiyorduk. Doğru. Ama biz paralel kollardaki herhangi bir kolun gerilimi, voltajını biliyorsa diğer kolların voltajı da aynı. Mesela burada bilmediğim başka bir direnç de olsaydı bunun üzerindeki voltaj da 32 olacaktı. Bunun üzerinde bir tane daha var. Yani paralel kolların gerilimi eşittir. Soruyu çözebiliyoruz burada. Fakat biz buradaki direnci bilmediğimiz için X direncinin ne olduğu hakkında bir fikrimiz olmadığı için arkadaşlar bu dirençten geçen akımı veya buranın eşdeğer direncini veya bu bölgedeki potansiyelin 32 olduğu nasıl paylaşılacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani X'i bulma şansımız yok. Komple 32 volt. Ama mesela buradan geçen akım verse, buranın voltajını bilsem, geriye kalanını buraya voltaj olarak veririm. O zaman buradaki akımı gene bulurum. Fakat buradan geçen akım da vermemişler. Veya buradan geçen 6'lık dirençten geçen akımı da bilmiyoruz. 6'lık dirençten geçen akım bilsek buranın voltajını buluruz. Oradan X'i buluruz. Oradan da M'li arasındaki voltajı da bulabiliriz. O yüzden biz ulaşabileceğimiz değer sadece K'li arasındaki voltajdır. X'in direnci hakkında bir bilgim yok. Bulamıyorum daha. M'li arasındaki potansiyel farkı da bulamıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bilgimiz yok bunda. Bu sorunun tek bir cevabı var. Yalnız bir Adana arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu testin son sorusuna geliyoruz. Yine bir eşdeğer direnç sorusu. Eşdeğer direnç K ile arasında 2 ise bilinmeyen X direnci kaç R'dir diye soruyor. Hangi de harflendirme yapalım. Burası K ise boş telde ilerlerim. Burası da K olur. Boş telde ilerlerim. Burası da K olur. Burası L ise boş telde ilerlerim. Burası L olur. Boş telde ilerlerim. Burası L olur. Şimdi harf vermem gereken bir nokta kalmadı. D ve K da başlayıp L de bitiyor. Hemen yazalım. K ile arasında. K'li arasında 6 ile 6 birbirine paralel ve 12. Gerçekten de 12. Bakın burada 12 de var. Hazır 12 var. Onu kullan. Peki. K'li arasında X ve 3 var. X ve 3 var. X artı 3 diyebiliriz o zaman. Ve K'li arasında ne var arkadaşlar? 6'lık bir direnç var. Şimdi devrenin eşdeğer direnci ne kadar diye bakıyorum. 2'ymiş. Devrenin eşdeğer direnci 2. O zaman 12 ile 6'nın eşdeğer direnci ile başlayalım. 12 ile 6'nın eşdeğer direnci 12 çarpı 6 72. 12 artı 6 18. 72 bölü 18 kaçtır? 4'tür. O zaman devre şu hale geldi. Bu ikisini attığınız zaman çöpe bir tane 4'lük direnciniz olur. Diğer kolda da x artı 3 olur. Peki bu ikisinin eşdeğer direnci bana kaç demişler arkadaşlar? 2 demişler. Şimdi hatırlayalım. Biz ne yaparsak 4'e nasıl bir direnç bağlarsam eşdeğer direnci 2 olur. Tabii ki de buranın direncinin kaç olması lazım? 4 olması lazım. Çünkü x'i aynı olursa 4'ü 2'ye bölünce 2 çıkıyordu hatırlarsınız. O zaman buranın 4 olabilmesi için x'in 1 olması lazım arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı Adana'dır. Bu testimizin sonuna da gelmiş olduk arkadaşlar.